oluşturuyorsa muhakkak ki oluşturacak. Benimki bir doğru değil. Bu yapılan mülakatların üzerine gölge düşürmek için, bir kafada soru işaretleri oluşturmak içindir. Mülakat temel eğitim kanununda öğretmen mülakat yapıldıktan sonra öğretmenliğe alınır diyor mu? Diyor. Bakın kanunun gereği. İki, ehliyet ve liyakatı sağlamak için mülakat yapılması gerekir mi? Evet gerekir. Neden? Öğretmen anladığını anlatabiliyor mu? Öğretmen beden dilini kullanabiliyor mu? Teknolojik yeniliklere açık mı? Bunları mülakat yapmadan nasıl anlarsınız? Testi çözdü. %100'ünü de çözdü. Peki anladığını anlatamıyorsa, beden dilini kullanamıyorsa, bir konuda öğrenci kendisinden daha da iyi bilebilir. Öğrenci bir konuyu kendinden iyi bildiğinde öğretmenin ona karşı reaksiyonu nedir? Tepkisi nasıl? Bunları ölçmeden nasıl ülkenin geleceği olan evlatlarınız ona teslim eder? Dolayısıyla mülakat doğrudur. Mülakatın yapılması da doğrudur. Mülakatta ne ölçülecek? İşte biraz önce öğretmenin özgüveni var mı? Okuduğunu anlıyor mu? Anladığını anlatabiliyor mu? Bunları bilmek için mülakat mutlaka olması lazım. Bu da Milli Eğitim Temel Kanunu var. Bizim yeni getirdiğim sistem değil. Eskiden de vardı, uygulanmıyordu. Biz şimdi uyguladık. Ha, peki güzel. Şimdi mülakatta herkes mutabık değil mi? Yapılması lazım. O halde gelen soru. Bu soruların hiçbirisi bizim Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 318 ilde 300 komisyonumuz bu öğretmenleri mülakata aldı. O mülakata giren öğretmenleri biz mülakattan önce çağırdık. Bir eğitim verdik. Sizlere bu soru havuzunu veriyoruz. Bu soru havuzunun dışında hiçbir soru sorulmayacak diye. Dolayısıyla önlerindeki kupa konuldu. Nedir bir tanesi? Hayat eğitimin kendisidir diye. Mesela bir sorulardan bir tanesi bunu açıklayın diyoruz yani. Dolayısıyla da soru havuzunda iki ayrı tür var. İki kupadan soru çekiyor. Bunun dışında nerelisin? Kendinizi tanıtır mısınız? İşte bir başka soru bizim soru havuzumuzda yok ama yani birisi biz sorulmamasını istedik. Ama birisi sormuş olsa dahi bu mülakatın sağlığına ve doğruluğuna halel getirmez. Efendim, çok net söylüyorum. Bir tanesi sordu. Reis hakkında ne düşünüyorsun diye. Bu mülakatı haksız yere mi düşünür? Kişi onun hakkında ne düşündüğünü sever sevmez, beğenir beğenmez.